Erlerde bile destur alalım, erlerde bile destur alalım. Pervaneye hakimle tadalım, pervaneye hakimle tadalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Pervaneye hakimle tadalım, pervaneye hakimle. Çocuklar. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İçinizde yetim var mı? Bir tek bu yetim varmış gariban. He, ben yetimim. Nasıl yani? Annem babam yok. Neredeler? Bilmiyorum. Nasıl yani? Annem babamı kaybetti. Buraya yetkililere sesleniyorum. Yetim destek fonundan bana fon göndersinler. Yetim destek sana fon mu versin? Bana fon versin. Evet. Burada geleneksel olarak her sene İHH Yetim Destekleme Derneği, ya daha doğrusu merkezi, yetim iftarı veriyor. Geçen seneki geliri Mora'daki yetimhaneye gitmişti. Bu sene İBİŞ'e gidecek gibi bir şey aklınızdan gelmesin. Allah razı bana gelmiyor mu? Yok, sana gelmiyor. Başka nereye yetimlere gidiyor inşallah. Bu adres çok, yeryüzünde milyonlarca yetim var. Irak'ta 4 milyon yetim var. Irak'ta Afrika'da 4 milyon. Milyonlarca yetim var. Pakistan'da Selze'de yetimler var. Yeryüzünde nice yetimler var. Buradaki... Çocuklar da mı yetim? Bunlar yetim değil. İçinizde yetim olan var mı? Peki, soru soruyorum. Bilen hediye alıyor. Az sonra Ömer'den bakalım çocuklarımız hangi CD'yi kazanacaklar? Oley! Hazır mısınız? Hazırız. Oh be, sesler çıktı. Peki, yeryüzünde tanıdığınız en büyük yetim kim? Evet, ilk söyleyen bu. Hemen çocuğumuzu buraya alıyoruz. Ay, hediyesini koş, vermek koş, üzere. Koş, koş. Evet, İbiş. Kimmiş bakalım çocuğumuz, tanıyalım. Ha, kimsin çocuğum sen? Ömer Faruk. Nereden geliyorsun buraya? Tabii. Kiminle geldin? Hangi arabayla geldin? Ya tek bir evin... olsana çocuğa ya. Ha, kimsin canım? Adım Ömer Faruk. Ömer Faruk'muş. Peki, buraya yani ikinci etaba, Başakşehir'e nereden gelmiş? Nereden geldin? Onurkent'ten geldim. Onurkent'ten gelmiş. Onurkent'ten niye gelmiş? Niye gelmiş? İftar için geldim. İftara gelmiş. Daha önce gelmiş mi buraya? Daha önce geldin mi sen buraya? Birkaç kere gelmiştim. Niye geldin? Ne hissediyorsun buraya gelince? Buraya gelince iyi şeyler hissediyorum. Yani Luna Park'a gibi gitmiş gibi yok, eğleniyor musun? Hayır. Ne gibi? Manevi şeyler mi hissediyorsun? Evet. Mesela ne oluyor? Ne oluyor buraya katkıda bulununca? Katkıda bulununca yetimlere yardım etmemi hissediyorum. Evet, çok güzel. Ben daha önce sorduğum gibi yeryüzünün ilk en önemli yetimi kim demiştim? Sen ne dedin? Hazreti Muhammed. Evet, niye? Ah, canım benim, bravo, tebrik ederim. Niye? Niye? Çünkü hem annesi yokken babası ve küçük yaşta annesi ve babasını kaybetti. Ayrıca Peygamber Efendimiz. Bak, bizim peygamber. Ver hediyesini, ne vereceksin? He, havlu vereyim. Islak da yalnız. Ya, pis senin havlu, niye veriyorsun çocuğa? Doğru ya. Ya pis havluyu niye alıyorsun arkadaş? Başka bir şey var. Başka bir şey vereyim. Ben. Ay, Goncuki çocuk ilahilerinden bir tane hediye edeyim o zaman. Öyle mi? Olur mu? Peki daha önce görmüş mü? Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Ha, iyi, eserler Türkçe çünkü. Öyle mi? İyi. Peki daha önce bir çocuk ilahisi dinledin mi hiç? Dinledim. Sevdiğin çocuk ilahisi hangisi ilahilerden? Pek yok ama. Pek yok. Bildiğin ilahi hangisi sevdiğin? Süre doldu. Buyurun. Evet, o zaman beraber bir ilahi söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Hazır. Ramazan'da en çok söyleyen ilahi. Sen arkaya geçebilirsin. Ses veriyorsunuz. 3, 4. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Gidiyoruz. Efendim, İHH Yetim Destekleme Merkezi'ndeyiz. Bir yemek duası yapacağız. Amin. Elhamdülillah, 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 lize et amena ve segana ve celena nimel müslemin. Amin. Cemilullah, bereket amin. Abi arada nefes al ya, bir amin diyelim. Nimet-i Celilullah. Allah bereket halilullah, şefa senden ya Resulallah. Amin. Devamı devlet, nasibi cennet, meftaları rahmet, yiyenleri afiyet, yapanları kuvvet, çalışanları sehat ve selamet. Elhamdülillah, zit ve la tengüsü bir ümmeti Fatiha. Fatiha. Kim Fatiha'yı okuyacak? Fatiha'yı kim okuyacak? Heh. Evet, Fatiha dedik, Fatiha'yı okuyoruz, gel.
Euzu besmele çek. Euzu bilemineşidenireçim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikiyevmüddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâdel müstakîm. Sırâdel lezîne enamte aleyhim. Gayr-ı mağzûbi aleyhim ve zâlimîn. Amin. Ne kadar güzel dua ediyoruz. Şimdi Hacı abiden bir süpareke dinleyeceğiz. Hacı abi, ismin ne? Çok içinden konuşuyor, anlaşılmıyor belki ne dediği. Sağ ol. Yemek yedin mi? Dondurma yedin mi? Dondurma yemedin mi? Kendisi dondurma olduğu için. Şu anda makarna yiyor çocuğumuz. İştahla sen bize bakma yavrum. Bakın ne temiz çocuk. Bütün tabağını tertemiz yapmış yemiş. Aferin be. Bravo, çok akıllı çocuk. Adı ne? Hamza. Hamza, Hazreti Hamza gibi o da. Kocaman adam olacak yanınlara. Değil mi Hamza? Afiyet olsun. Sevdin mi yemekleri? Beğendin mi? Beğendim. Dondurma geldi mi sana? Evet, dondurma geldi ama ben yedim. Yedi mi dondurmanı? Evet. Bir tane daha yer misin? Yerim. Ben de yerim ama boğazım gider, onun için yemeyeceğim. Hacı abi afiyet olsun. Geç kalmışsın bak, Hamza yemiş. Senin adın ne? Bilal. Hazreti Bilal. Hazreti Bilal kim? İlk ezanı okuyan. İlk ezanı okuyan çocuk Hazreti Bilal. Bravo Bilal. Bilal, daha önce sen bu yetim destekleme merkezine gelmiş miydin? Geldim. Bu kaçıncı gelişin? İki. Zaman zaman geliyor musun buraya? Geliyorum. Yönetmenim lütfen tikinize sahip olun. İkide bir tik yapıyorsunuz. Benim Gülcem geliyor burada. Ciddi program yapıyoruz çocuklarla. Sevgili İbiş. İbiş. Evet, bir yetim var şu köşede, İbiş. Biraz sonra onunla da konuşacağız. İbiş'i tanıyorsunuz değil mi çocuklar? Biraz sonra sahne alacak İbiş. Çocuklarla bu güzel günde numaralar yapacak, yarışmalar yapacak. Ben de biliyorum. Evet, afiyet olsun. Masa masa dolaşayım ben bari. Burada bir güzel kızımız var. Harika bir... Ay, yemeğini yemiyor musun? Kriz geldi, gülme krizi. Ben de bu masaya gideyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dedi, konuştu. Adın ne? Dilara. Dilara. Daha önce yetim destekleme merkezine gelmiş miydin? Gelmiştim. Mutlu oluyor musun burada? Ne oluyor? Buraya verilen paralar, destekler ne işe yarıyor? Amerika'ya mı gidiyor? Eğlenceye mi gidiyor? Nereye gidiyor? Amerika'ya. Atma ya, sen bana Amerika dediğini niye bakıyorsun ya? Diyeceksin ki muhtaçlara, yetimlere gidiyor diyeceksin. Söyle. Yetimlere gidiyor. Tamam, benim söylediğimi söylemiş oldu. Tamam. Evet, dönelim. Burada çocuklarımız var, ablalar var. Bu tarafa doğru geleyim. Şöyle oltayı çekeyim bakayım, balıklar gelecek mi? Bana gelmeyin diyor. Biz yetim değiliz ki diyor. Ya burada hiç kimse yetim değil. Ama yetim desteklemek için verilen iftarda bu çocuklarımız gelmiş buraya. Bakın burada. Afiyet olsun. Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Bak, Türkçe biliyormuş. Hacı abi, memnun musun halinden yoksa şikayetçi misin? Tuhaf bir duruşun var. Peki, ben de bu ablamla konuşayım. Abla selamun aleyküm, afiyet olsun. Yemekleri beğendin mi? Evet. İsmin ne? Sümeyye. Sümeyye, sen buralara yakın bir mahallede mi oturuyorsun? Yok. Nerede oturuyorsunuz? İkiterli'de. İkiterli'den geldim buraya. İlk defa mı geliyorsun? Yok. Daha önce de gelmiştim. Peki kim öğretti burayı sana? Annem. Annen de burayı destekleme için gayret içerisinde mi? Evet. Sen annenin buraya gelip yardım etmesinden mutlu oluyor musun? Evet. Az mı çok mu? Çok. Annem buraya destek verince kimlere yardım gidiyor? Yetimlere. Nerede yetimler var? Irak'ta, Filistin'de. Irak'ta, Filistin'de. Afrika'da, Asya'da değil mi? Evet. Sen de mutlu oluyorsun. Evet. Yetim kardeşin var mı senin? Yok. Benim yetim çocuğum var, iki tane. Biri Somali'de, birisi de Kırgızistan'da. Çocuklarımın kardeşleri var orada, yetim kardeşlerimiz. Yetim destekleme merkezinin bir işlevi de o. Eğer siz bir sponsor olursanız bir yetime, yeryüzündeki milyonlarca yetimden birisine ayda 70 lira vererek bir yetiminiz oluyor ve her ay hesabınızdan 70 lira gittiğinde o çocuğumuz, yetimimiz yeme, içme, barınma, eğitim, konaklama ihtiyaçları karşılanıyor. İHH'nın yetim destekleme merkezinin bu tür işlevi yeryüzündeki yetimleri koruma adına devam ediyor. 60 bine yakın çocuğumuz, yetim çocuğumuz yeryüzünde, özellikle çoğu da Müslüman çocuklarımız bunlar. Onlar sizin himayenizde koruma altına almış olunuyor. Evet, yetim destekleme merkezinin bu tür faaliyetlerine aileler, özellikle anneler,
yiyecek, giyecek getirerek bu tür katkılarda bulunuyor. Bunların gelirleriyle yeryüzündeki ümmetin yetimlerine buradan yardımlar gitmeye devam ediyor. Efendim bu hayırlı güzel merkezde gerçekten gönüllü hanımefendiler çalışıyorlar ve buranın başında yine gönüllü bir yönetici var, Emine Güler hanımefendi. Biz kendisinden bilgi alalım. Buranın fonksiyonları hakkında ne zaman kurulmuş İHA'nın şubelerinden bir tanesi. Buyurun efendim. Şimdi ya İbiş nereden çıktı, ben Emine Hanım'la konuşuyorum ya. Öyle mi? İbiş de inşallah bu akşam çocuklarımızı ne yapacak? Çok güzel bir şey eğlendirecek. Az sonra. Buyurun efendim. Başakşehir İHA Yetim Destekleme Merkezi 2008 yılında kuruldu. Kuruluş amacı afet bölgelerinde olan yetimlerimize, burada gönüllerimize birlikte destek sağlamak. Gönüllerle işleyen bir kuruluştur İHA'nın Yetim Destekleme Merkezi. Gönüllerimiz atölyelerimizde, mutfağımızda üretime katkıda bulunuyorlar. Ve buradan elde ettiğimiz ürünleri kermeslerde ve çarşılarda satışa sunarak elde ettiğimiz gelirlerle bölgelerde ve afet bölgelerinde yetimlere destek sağlıyoruz. Ne güzel, Allah razı olsun. Buradan o zaman hanımefendiler, işte benim canım sıkılıyor, evde vakit geçmiyor diyenler için ne gibi şeyler söylemek istersiniz? Evde canları sıkılan veya işte boş vakitlere çok hayır olan, isteyen, hayır yapmak isteyen bütün kardeşlerimizi yetim destekleme merkezimize gerek atölyede gerek mutfakta üretimlerimize dahil olmalarını bekliyoruz. Yani ne işe yararım diyenler için ne yapabilirler? Mutfakta mantıka patabilir, kurabiye yapabilir, tel yapabilir, işte dikiş dikebilir, paketleme yapabilir, etiketleyebilir, kermesler organize edebilir. Bu şekilde katkıda bulunabilirler. Yani kabiliyetlerine göre yönlendirir. Evet, kimisinin evet, aracı olur değil mi? Evet. Sevkiyatta bir iş evet, yerine. Evet, evet. Evet, burası adres olarak da Başakşehir'de neredeyiz? Başakşehir birinci etaptayız. Denta Çarşısı olarak geçiyor. Bin ve İsmar Marketi sokağında reklamda yapmışım. Bu geleneksel iftar veriliyor. Bu iftar ne için veriliyor? Çocuklarımız, yetimlerimiz? Bu iftarı gönüllerimizin organize ettiği bir iftar yine. Çocuklara davetiye satışı yaparak çocuklarımız hem Başakşehir'deki çocuklar bir arada iftarlarını yapıyorlar. Hem elde ettikleri gelirle de bayramda diğer yetim kardeşlerinin bayramlıklarına katkıda bulunuyorlar. Oo, çok güzelmiş. Evet. Yetim çocuklarımızı giydirmek isteyenler buralara destek olabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Allah teşekkür ederim. Artırsın. Sağ olun. Allah hayırlarınızı razı olsun. Kabul etsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Efendim iftarımızı açtık, yemeklerimizi yedik, suyumuzu da içiyoruz. Elhamdülillah demek lazım. La İbiş'i suya doyuramıyoruz. Sağlık için su içmek lazım ama tabii sular ne kadar sağlıklı İbiş. İçtiği suyun kaynağını biliyor. Bak, bravo, elhamdülillah diyor. Abi elhamdülillah demek lazım. Evet. Ya bu su olmasaydı banyo yapamazdık. Bravo, ondan sonra tıraş olamazdık. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim İbiş ya. Sen bu suları içiyorsan ne kadar sağlıklı biliyor musun bu sular? Ha, bak onu bilmiyorum ya. Ha! Ama bir tanıdığım var. Öyle mi? İbiş'in evet, bir tanıdığı varmış. Tordes'te. Tordes. Evet, sağlık için Tordes için kampanyası yapmıştı. Sağlık için Tordes için. Evet. Uzman mı onlar? Anlıyorlar mı? Uzman. Gör, yıllardır eğitimini almışlar. O zaman tanıyor musun onları? Tanıyorum. Götürür müsün beni? Abi ver telefonunu. Hadi gidelim. Dur, ver, ben sana veririm. Hayırlı olsun. Canım benim. Yine bir yere götürüyor bizi İbiş. Allah sonumuzu hayretsin. Bayram ve çocuk inşallah olacak önümüzdeki günlerde. Sevdiğim noktası çok güzel. Dokunuyorsun, böyle oluyor. Evet. Hadi. Ramazan abi. Ramazan abi. Nasılsın? Selamünaleyküm. Evet evet. Ananızım ben. Ana sponsorunuzum diyor. Hayır, Ramazan deyince o Ramazan değil. Mübarek Ramazan ve çocuk. Hayır, mübarek Ramazan ve çocuk. Ramazan ayı. Hayır, tamam siz de Ramazansınız. Benim adım da Ramazan. Neyse diyor. Gidelim efendim. Ramazan Bey'e gidiyoruz. Geliyoruz. Yemekler hazır olsun. Sevgili çocuklar, değerli anneler, babalar. Evet, İstanbul bir su medeniyetinin merkeziydi gerçekten. Yolda kalmışlar, gelenler, seferiler, herkes buradaki güzel şifalı sulardan içerdi ama her şey eskide kaldı. Şimdi sizlere çok ilginç, gerçekten ben çok memnun olduğum bir şey keşfettik. Bu mübarek Ramazan'da su konusunda bak burada görmüş olduğunuz bir cihaz var. Bir de bu cihazla bile bilgiler verecek olan değerli konuğumuz var. Her program bir konuğumuz oldu. Bakalım konuğumuzun adı neymiş? Ramazan. Evet işte bu kadar. Konuğumuz bu. Konuğumuz da Ramazan. Evet, Ramazan'da şapur şupur bile insanlar gerçekten bunu aldığını en çok ihtiyacı olan yaptığımız anketlerde neye hasret kalıyorsun diye su diyorlar. Efendim suyun önemi konusunda biz size danıştık ve bize çok güzel şeyler anlattınız. Şimdi onu sevgili seyircilerle paylaşalım. Tabii, teşekkür ederim. Su gerçekten hayattır. Yani canlıların, tabiatın, yeryüzünün, gökyüzünün her şeyin oluşumunda su vardır. Allah suyu özel bir şekilde yaratmıştır. Bizim sağlığımız açısından da suyun önemi, kanın %92'si sudan oluşmaktır. Bir dakika.
İbiş kansızım ben diyordu bir zamanlar. Keşke burada olsaydı. Yani kanın gerçekten %92'si suysa ve su hücre yenilenmesi konusunda kana yardımcı oluyorsa, demek en başta kan dolaşımımız için su içmek zorundayız. Yani kan hayatsa, vücuttaki bütün en önemli bir sıvıysa, başta kanımız için. Kemiklerin %72'si sudan oluşmaktadır. Ve vücudumuzdaki pek çok organın belli oranlarda su olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla içtiğimiz su gerçekten o hayati dolaşım için bizim için çok önemli. Biz bu konuda maalesef pek çok gıdamıza dikkat ediyoruz ama içtiğimiz suya çok dikkat etmiyoruz. Yani ama evlerimizde çok güzel satılan damacana, şirelerden sular alıyoruz. Musluk suyu içmiyoruz. Onlar nasıl sular? Şöyle söyleyeyim. Mesela aldığınız bisküvisinden çikolatasına kadar son kullanma tarihine bakıyorsunuz. Yiyeceğiniz herhangi bir şeye kadar. Damacanaların son kullanma tarihine kimse bakmaz. Damacanalarda son kullanma tarihi olduğunu da bilmezler. Fark ediyor mu yani? Ben evimde duran bir yıl beklemiş damacana suyu içsem de taze suyu içsem damacana farklı mı onlar? Çok farklı. Yani eğer su 24 saat içerisinde güneşin altında bakteri üretir, gölgede 3 günde bakteri üretir. Yani su beklerse 3 gün içerisinde kurtçuklar oluşur. Damacana böyle ters çevirin, yan çevirin görürsünüz. Orada kurtçukların oluştuğunu görürsünüz. O yüzden damacana bekletilmez. 3 gün içerisinde tüketmek zorundasın. Ama biz de ne yapıyoruz? Fabrikalardan çıkıyor, evlere gelene kadar 2-3 gün geçiyor. Ana bayiler, dağıtacağı, bölge bayisi. Ondan sonra mahallemizdeki satımımıza gelene kadar zaten bir süre geçiyor. Sonra evlerimize kadar geldi genel suyu, bir de evimizde biz 3-5 gün, bir hafta tutuyoruz. Ah, İstanbul çeşmeleri, şırıl şırıl çeşmeye çeviriyorsunuz. Böyle babam rahmetli böyle Üsküdar'da o çeşmeden suları içirdi bize. Önemli olan taze günlük su içme. Evet, taze günlük su içme. Yani bu cihaz taze günlük su veriyor mu bize? Bu evet. Ne yapıyor bu cihaz? Şimdi biz aslında şunu söylüyoruz. Eskiden belediyeler 15 yıl öncesine kadar çok iyi hizmet vermediğinden dolayı şehir şebeke suları kötüydü. Yani çeşmelerimizden çamur gibi su akıyordu. Biz onlardan dolayı alıştık. Büyükler, çocuklarımıza da öyle alıştırmış olduk. Çeşme suyunu bıraktık. Hep paketlenmiş su almak durumundayız. Ama şimdilerde belediyeler çok ciddi çalışma yapıyor. Milyon dolarlık yatırımlarla şehir şebeke sularını, musluk sularını içilebilecek hale getiriyor. Evdeki doğru. Yani musluk sularını artık içebiliyoruz demek istiyor Ramazan evet. Uzmanımız. Aynen öyle. Bizim İstanbul başta olmak üzere bütün belediyelerimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptılar. Barajlarımızın önüne çok güzel arıtma tesisleri kurdular ve biz diyoruz ki artık bunu bütün belediye başkanları da söylüyor. Artık çeşme suları içilir. Suya ayrıca para vermeye gerek yok. Taze ve temiz olan suyu çeşmemizden, musluklarımızdan akan suyu içebiliriz. Biz bir alet geliştirdik. Bu alet ne işe yarıyor? Çeşmemize akan suyu tadına alışamadık. Yani insanlar damacana alıştı bir müddet sonra pat diye alışım diyor ki ya bunun tadı bir garip geliyordu. İşte biz bu tadı biraz güzelleştirmek adına bir alet geliştirdik. Bu alet suyun içerisinde bir takım zararlı kalan bakterileri arıtmaya yaradığı gibi suyun tadındaki o kötü kokuyu ve kloru da arıtıyor. Ve dolayısıyla tadı biraz hoş hale geliyor. Hem çocuklarımızın hem de insanlarımızın içebileceği hale getirmiş oluyor. Suyumuzu içerisindeki mineralleri muhafaza ederek suyun içerisindeki, kesinlikle çok önemli bir şey söylüyorum. Suyun içerisindeki minerallerdir bize sağlık veren. Suyun içerisinde kalsiyum, kemik gelişimi için çok önemlidir. Çocuklarımız için çok önemlidir. Eğer kalsiyum su içiyorsanız mutlaka kemik erimesi hastalığına karşı karşıya gelir. Magnezyum, potasyum, çinko, kalsiyum ve benzeri bir sürü mineral ve bunların hepsi insan sağlığı için önemli şeylerdir. Biz dolayısıyla evimizdeki musluk suyunda bu mineralli suyu tam içemeyiz diye bu aleti geliştirdik. Bu alet evimizdeki musluk suyunu dolduruyorsunuz, hem içilebilecek kadar tatlılığa getiriyor hem de içerisinde mineral zenginlik katıyor. O bahsettiğim biraz önce saydığım sodyum, potasyum, kalsiyum gibi mineralleri katıyor. Şöyle anlayalım. Ben tabii çocukça konuşuyorum. Hep suyun kalitesi art diyor. Az önce siz bahsederken benim elime bir uzman listesi evet. Geldi. Bu İSKİ'nin raporu öyle mi? Sularımız gerçekten normalde kaliteli ama içiminin niteliğini yükseltmek için bu cihazı kullanıyoruz. Aynen öyle. Bu İSKİ'nin web sitesinde günlük yayınlanan bir şeydir. İstanbul'da 6 tane barajımız var. Büyükçekmece, 2 tane Kağıthane, Ömerli ve Elmalı barajlarımız var. Buralarda 4 ayrı şirkete belediye numune aldırtıyor ve bunu web sitesinde her gün günlük yayınlıyor. Orada Türk Standart Enstitüsü, Dünya Sağlık Teşkilatı, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Avrupa Birliği standartları var ve bir de bizim İSKİ'nin çıkan sonuçları var. Ve bu sonuçlar hepsinden daha iyi. Yani bizim suyumuz Avrupa'da, Amerika'daki şehirlerdeki sular kadar temiz, içilebilir. Ama biz bunun tadından dolayı içmiyoruz. İnsanlar diyor ki ya diyor biz diyor alıştık bu tada diyor damacana tadına. Nasıl içelim falan diyor. Biz de o zaman hem öyle bir alet verelim size. O zaman bu aletle tertemiz bir şekilde o kokudan da arındırmış şekilde için. Hem de musluk suyunu içerisinde biraz da mineral katalım. Çünkü mineralli su çok faydalı bir şey. Çok önemli bir şey. Hayati bir şey. Çocuk gelişimi için de bizler için de çok hayati bir şeydir.
Evet, ne kadar güzel. Şimdi ben Ramazan uzmanımızdan, Ramazan Bey'den bu cihazın bize öğretilmesini isteyeceğim. Daha doğrusu nasıl çalışıyor, nasıl işlevi. Ama bu konuda bir de başka bir uzmanımız var. Bakalım o neler söyleyecek. Hepinizi yakından tanıdığı, zaman zaman sağlık konusunda bizi, özellikle çocuklara bilgilendiren uzmanımız. Efendim sizler su konusunda neler söyleyeceksiniz? Efendim öncelikle hoş geldiniz kurumumuza. Kurum derken ne anlayacağız efendim? Yani merkezimize efendim. Ramazan Bey'in önderliğinde biz bu konuya gerçekten yıllardır emek verdik. Yani yıllardır İstanbul'un su sıkıntısını gidermek için Ramazan Bey ile ilginç projeleri imza attık. Ve bu cihazı geliştirdik. Artık insanlar 1200 dolarlar, 3000 dolarlar ödeyip su arıtma cihazlarına gerek yok diyoruz efendim. Hatta Ramazan Bey biz kuliste konuşurken dedi ki o içilen sağlıksız sular insanın saçlarını ağartır. Ben sizi tanıyorum uzman. Eski saçlarınız sizin bembeyaz. Siz nasıl saçlarınızı böyle anti-aging gençleştirdiniz? Öyle olduğunuz gibi evde 3 tane yatak odasında bile bu cihazı kullanıyorum ben efendim. Nasıl yani? Yatmadan önce duş alıyorsunuz, kalkarken duş alıyorsunuz, o şekilde. Her şeyi bu suyla yapıyoruz. Özellikle ben buradan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Kullanımı çok basit. Yani ayda 6 ayda 3 ayda bir süzgeç değiştirmek için ücret ödemiyorsunuz. Görmüş olduğunuz şuradaki mekanizmaları çıkartıyorsunuz ve içindeki taşları bir leğen içerisine su dolduruyorsunuz. Hani dikkat edersiniz ki bazı ev hanımları çay kaşıklarını temizlemek için leğen içerisine hafif sirke, elma sirkesi, lütfen rica ediyorum, elma sirkesi ilave ediyorsunuz ve yarım saat, bir saat sonra çay kaşıklarınız nasıl oluyor? Pırıl pırıl oluyor. Aynı şekilde de efendim görmüş olduğunuz, üretmiş olduğumuz bu güzel efendim Tordes su arıtma cihazı demiyoruz, lütfen rica ediyorum. Ne diyeceğiz buna? Mineralleştiriyoruz biz suyu. Niteliğini yükseltiyoruz. Niteliğini yükseltiyoruz. Bakın dikkat ediyorum lütfen sevgili çocuklar, rica ediyorum. Su arıtma cihazı ile karıştırmayalım bu üretmiş olduğumuz cihazı. Bu sadece efendim mineralleştiriyor ama gazlı değil. Çocukların gazı olmuyor değil mi bunun için? Zor, zaten çocuklar hiperaktifleşmiş durumdalar şu anda. Gerçekten. Tabii damacanalardaki görmüş olduğunuz katılım şeylerinden dolayı efendime söyleyeyim. İsminiz, biz size tekrar döneceğiz. İsminiz efendim değerli uzman. Efendim Profesör Doktor Doçent Yılmaz hiç bilmez. 9 yıldır bu şirkette çalışıyorum ben. Sirkede çalışıyorsunuz. Sirkede değil beyefendi. Şirkette çalışıyorum. Şirkette yanlış anladım. Evet. Ben tekrar döneceğim uzmanımıza ama bu konuda tabii Ramazan Bey'den ben bu cihazın içerisindeki katmanlarda neler var, nasıl gerçekten bu su mineralleri nitelik yönünden de kalitesi yönünden de yükseltiyor suyu, o konuda bilgi almak istiyorum. Tabii. Şimdi öncelikle ilk aşamada suyu ilk koyduğumuz yerde bir seramik filtremiz var. 0.5 mikrona kadar bütün bakterileri tutan bir seramik filtre var. Evet. Bunu Kore'den getiriyoruz ve bu seramik filtreler zararlı bir takım partikülleri tutuyor. İkinci aşamada şurada 5 aşamalı bir kartuş filtremiz bulunmakta. Bu 5 aşamalı kartuş filtremizin birinci aşaması aktif karbon. Aktif karbon Hindistan cevizi kabuğunun 2500 derecede yakılaraktan elde edilen bir şeydir. Aktif karbon aşaması. Evet, 2500 derecede yakılır. Kokonat bazlı bir şeydir, arıtmadır. İkinci aşamadaki zeolittir. Zeolitler yüzeyi en geniş madenlerdir ve 1 santimetrede 1500 metrekare alanı tutabilir. Dolayısıyla suyun içerisindeki bir takım partikülleri tutmaya yardımcı olur. Kuvarsit suya çok ciddi bir tadına zenginlik verir. Yani kuvarsitin içinden geçen sular dünyada hep en iyi tatlı sulardır ve kuvarsitin dayanıklılığı çok fazladır. Mesela şu anda İstanbul'da Marmaray projesi yapılıyor. Suyun altında, okyanusun altında demir bile 50 yılda, 70 yılda eridiğinden dolayı kuvarsitle kaplanıyor. Evet, kuvarsitin ömrü şu ana kadar bulunamamış. Yani 200-300 yıl gidebiliyor ve aşınmıyor. Ve kuvarsit gerçekten suya rezil. İkinci aşamada yine aktif karbon aşaması bıraktık. Son aşamasında, beşinci aşamasında ise mineralleştirici taşlar var. Bu mineralleştirici taşlar suyun 300 ile 600 metre altından çıkmakta. Denizin suyu. Evet, denizin 300 ile 600 metre altından çıkmakta. Ve bunlar suyun içerisindeki sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi mineralleri zenginleştirmeye yarıyor. Yani oranı %0.01 olan magnezyum oranı 0.05'e çıkarıyor. Bu denizin altındaki taşlar aynı zamanda güzellikte de kullanılır. Kozmetik sektöründe kullanılır. Ve gerçi o yosunların faydaları şu anda içilen pek çok şeyde de tıpta pek çok yerde kullanılmakta. Hem güzelleşme hem de sindirme kolaylaştırma faydalı. O yüzden bu mineralleştirici taşlar kullanmak. Bir de son aşamada yine suyun altına koyduğumuz yine suyun denizin 300-600 metre altına çıkarılan mineralleştirici taş var. Bunu şöyle. Peki, diğer filtrelerde, diğer sistemlerde o çok pahalı, evet, firmalar sattıklarında yine bunun ne kadar sürede değişmesi gerekiyor?
gerekiyor? Bizim fritelerimiz yılda bir değişim, yani 4 kişilik bir ailenin yılda bir sefer değiştirmesi yeter ve fiyatı da çok makuldür. Yılda bir sefer yeterli bir şeydir. Maalesef piyasada arıtma cihazı adı altında satılanlar suyu saf hale getirmekte. Bildiğiniz akü suyu haline getir. Ve marketlerde gidin akü suyu alın, orada çocuklardan uzak tutun diye yazarlar. Akü suyu gibidir, saf sudur. Bildiğiniz diyaliz sudur. Diğeri suyu gibi satı. O yüzden biz o arıtma cihazlarından çıkan ürünlerin içilmesini Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da Amerika'da yasaklamıştır. Şimdi ben bir de çocukçasını söyleyeyim. Çok ilginç bir şey söylüyor Ramazan Bey, uzmanımız gerçekten. O su arıtma cihazları evlere giriyor ya. Onlar korkunç, çocuklardan uzak tutun deniyor. Kanserojen adeta tehlikesi var gibi. Ben duyunca şoke oldum. Gerçekten özellikle kalp hastalıkları değil mi? Bir takım... Evet. Ani kalp krizlerinden ölümler çıkıyor. Tanımlayamayan pek çok hastalık çıkıyor. Kemik erimesi hastalıkları çıkıyor. Ve bunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Ben söylemiyorum ve bunu ben web sitemde koydum. Ve Yemeni tercüme yaptıraraktan koydum. Orada Dünya Sağlık Örgütü 15 yıl gözlemledikten sonra Polonya, Rusya, Almanya gibi ülkelerde bunu içen ailelerde izlenmiş. Ve bu sonuç raporunda ani kalp krizlerinden ölümlerine kadar varan hastalıkları anlatmış. O yüzden demineralize edilmiş. Yani minerallerinden arındırılmış olan suları içmeyin diyorlar. Yani aynı bu ekmekler yiyoruz ya şu anda. Kanserojen maddesi konuyor içerisine beyazlasın diye. Ne yazık ki o buğday kabukları atılıyor. Aynı şekilde suları da demek ki o hale getiriyorlar. Evet. Onun için demineralize etmek, yani mineralinden atmak değil, bilakis bu cihazla mineralinleştirmek lazım. Bir de bu konuda değerli Yılmaz Hiç Bilmez Bey'e danışacağız. O diyor ki benim bir çocuğum var diyor, hiperaktif oldu diyor. O konuda bakalım kendisi neler söyleyecek. Gerçekten bu konuda çocuklar içince bunu hiperaktif mi oluyorlar? Evet Ramazan Bey, bu konuyu çözene kadar evde hep damacana kullanıyorduk efendim. Şimdi bu cihazda çocuğumuz normale döndü. Hiperaktif çocuğu tutamıyoruz. Geçen pencereden atladı, 3. katta yakaladık çocuğu. Siz? Yok hayır, komşu yakaladı. Aşağıdaki askılığa düşmüş efendim. Demek ki o komşu da hiperaktifmiş demek. İyi yakaladı. Ya iyi yakaladı. Yukarıdan baktı bir şey düşüyor bağıra bağıra. Meğer bizim çocuk düşmüş. Uzmanlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Bu konuda gerçekten Yılmaz Hiç Bilmez eskiden nasıldı? Saçları sıfırdı. Şu anda saçı oluştu. Bu konuda bize müşahhas olarak göstersin. Gerçekten eskiden ne haldeydi? Bunu işlerken saçını. Eskiden neydi? Nasıldınız? Buradan yetkili arkadaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. Bayilikler verebiliriz. Yani bu konuda bizimle irtibata geçebilirler. www.tordes.com'a mutlaka ulaşın efendim. Siz eskiden saçınız nasıldı efendim bunu içmeden önce başınız? Benim başım kelli efendim. Bu görebilir miyiz efendim eskiden nasıldı şimdi nasıl? Efendim? Görebilir miyiz eskiden nasıldı saç durumunuz şimdi nasıl bunu içtikten sonra? Nasıl yani beyefendi? Eskiden saçım yoktu diyordunuz. Evet, normal süreç. Saçımız var. Var mı? Evet. Eski halini göremiyoruz artık. Eski halini görmek isterseniz göstereyim. Görebilir miyiz? Tabii efendim buyurun. Erler demine destur alalım. Erler demine destur alalım. Divaneye hakimle tadalım.